Ececiğim, ben senin Kınan'ı çok merak ediyorum. Kınan'la ilgili görüntüler getirdin mi? Getirdim, getirdim ama Kınan benim için bir fiyas koydu. Aa ya. Aa. Evet kızlar, kaynanam orada yapacağını yaptı. Ne bir hareketiyle ya? Benim için kına gerçekten bitti. Aa. Aa. Evet, bilinçli olarak yaptığınızı düşünüyorum. Ve bence bilinçli de. Ne yaptı ya? Bir altın sorunumuz yaşandı. Nasıl altın bence sorunu? İzleyelim. Ondan sonra ben size anlatayım. Aa. Hadi izleyelim bir Allah. Evet, Allah. Buyurun izleyebiliriz. Evet. Ama benim kaynanam koymadı. Aa. Evet, koymadı. Nasıl ya? Yani orada bence cimri ve pintiliğini ortaya koydu. Aa. Yani çeyrek falan koymadı da başka bir şey mi taktı? Hayır, hiçbir şey. Hiçbir şey koymadı. Hiçbir şey. Bunun gelenek olduğunu bilmiyor mu senin kayınvaliden? Biliyor. Siz ne yaptınız o dakika, söylemediniz mi? Kaynanam uyanıklık yaptı. Bilinçli olarak değilmiş gibi gösterdi. Eşimin yengesine vermişler altını. Eşimin yengesi de kapalı. O anda üstünden de çıkartıp veremedim. Öylelikle ben size sonra veririm dedim. Sonra ne altın var, ne çeyrek var, hiçbir şey yok. Bir de senin gibi gelenekçi, görenekçi bir geline bunu yapıyor. Yani o an orada kınayı bırakıp gerçekten gidesim geldi kızlar. Sen... O yüzden mi ağlıyordun yoksa? Evet, evet. Sen de gidiyorsun, bu kaynanaya altın bırakıyorsun yani. Ya o konuyla hiç alakalı değil. Üstünden 3 sene geçmiş ama gerçekten çok kızgınım. Hayır, daha sonra... Aklıma şu an geldi, yine anılarım depreşti. Daha sonra almadın mı? Hayır. Oradan isteseydin. Ya kızlar, kaynanamı çok severim, evet. Ama kaynanam gerçekten biraz pintidir. Bir dakika arkadaşlar, bak gelini ne diyor. Kına gecesinde eline çeyrek koymamışsın. Evet, konulmadı. Neden konulmadı? Bizim yengemiz var. Ondaydı. O da kapalı olduğu için göğsüne koymuştu. Çıkartıp veremedi. Ben ona sonra vereyim dedi. Ben o arada zaten yoktum. Hani telaş, misafir telaş, siz de bilirsiniz. Ben o bir mahane değil. O bir mahane değil. Lavabo yok muydu, gider lavabo da çıkarırdı. Düşünememişler demek ki Beyhan Hanım. Düşünememişler o an demek ki. Ya neyi düşünemiyorlar ya? Yengenize mi? Gelin ya? Yengenize mi emanet ettiniz evet, çeyreği? Evet, yengenize. O da göğsüne mi koydu? Evet. O yüzden yani, yoksa ben düğün, iki düğün yaptım sayılır. Bak ne diyor Beyhan Hanım. Buyurun. Lavaboya giden yine çıkarırdı onu. Heh. İşte o an yapmamışlar, sonradan öyle duydum bir şey ben yok. De. En önemlisi, kına yaparken altın konulur. Bu kesinlikle kabul edecek bir şey değil. Unutamaz. Kabul olacak bir şey değil. O kadar da abartmayın yani. İnanmıyorum. Bir şey olmaz o senin kadar. Senin gelin biraz safmış da kabul etmiş. Yok, hiç de saf değil vallahi. Hiç de değil saf. Kim, hiç mi gelin kabul etmez? Kim kimin saf? Gelini? Ben ne ya, Hatice'nin kınasında çeyrek bile koymadım. Pırlanta yüzük koydum avucuna. Pırlanta evet, koydum. Pırlanta yüzük koydum avucuna. Hatta kızlar, benim kaynanam altın müptelasıdır. Aa. Nereden ne yapsam da
bu parayı altına çevirsem diye her defasında düşünen, öyle yatıp öyle kalkan bir kadındır. Gerçekten bu iyi niyet olarak mı, hani böyle yatırım yapar, ne bileyim yastık altı gibi bir durum mu, yoksa farklı bir şey mi var? Şöyle, tamam, yastık altı olarak düşünebilirsin ama bir zaman sonra da bu da yani hayat kalitesini düşürüyor. Altın aşağı, altın yukarıya. Hatta size şu kadarını anlatayım. Çocuklarım doğduğunda kaynanan bana hiç altın takmadı. Hiç yani altın seven kadının hiç altın takmaması yani hem pintileni gösteriyor hem yani zaten çocuk sevgisi denen bir şey yok. Ve kendi torunları yani çocuklar orada olduğu zaman artık susun, başım ağrıdı. Evet, evet. Yani artık çocuklarda babaanne sevgisi kalmadı. Yani babaannede torun sevgisi denilen hiçbir şey yok. Ben anlamıyorum. Kesinlikle öyle. Tamam, genç bir babaannesin, anladık. Ama yani hiç mi torun sevgisi olmaz? Çocuklarına karşı hiç mi böyle güzel bir yaklaşım olmaz? Ben 2 senedir inanır mısınız dışarıya çıkmıyorum. Niye? Neden? Neden? Çocuklarıma bakacak insan yok. Annem kendi memleketinde. Kaynanam 2 bina yanımda ama var ama yok zaten. Bakmıyor, çocuklara da bakmıyor. Kusura bakma da sen de yani kaynanana güvenip mi yani çocuk yapsın? Zaten kaynanam da aynı lafı kullanıyor, biliyor musun? Yani o düşüncede olmak ne kadar yanlış ya. Sonuçta benim büyüğüm bana yardım etmeyecek de kime yardım edecek? Ve torunları elde değil. Ben bunu her ne kadar yapamadıysam, yapmaya çalıştıysam da fikrimi beyan etmek istiyorum burada. Yapmaya çalıştım en azından. İlk gelini aldıktan sonra 2 yılı boyunca gelinlerin eline bütçeyi bırakmayalım Beyhancığım, beni anlarsın. Evet. Gelinlerin eline bütçeyi bırakmayalım. Ben öyle düşünmüyorum. İlk 2 yıl finans yönetmenliğini biz yapalım. Neden? Çünkü onların eline parayı verince ne oluyor? Çarçur ediyorlar, borç bırakıyorlar, mahvediyorlar her şeyi. O geline bağlı. Evdeki para yönetimini Hatice'ye öğretmeden verdiğimiz için ciddi problemler yaşadık. Ne oldu Hüsnü Hanım? Ah neler olmadı ki Nezaket Hanımcığım, hiç neler olmadı. Hiçbir konuda ben Hüsnü Hanım'a katılmam ama bu konuda katılıyorum. Evet. Elektrik, su paralarını ödemediler, o paraları harcadılar. Evin mutfak masraflarını eğlenceye harcadılar. Yani dolayısıyla biz anne baba olarak destek olmaya çalıştık. Oğlum tabii bu arada bayağı yıprandı. Yani arkadaşlar, Hatice 2 yılda Hüseyin'i sömürdü, yedi, bitirdi. Ve biz 4 yılda bu bütçe açığını ailece zor kapattık. Doğrudur. Ben hak veriyorum. Bir de bana sorunsana. Hiç beni soruyormuş mu? Gülnaz sen Hanım. Sen de mi yaşadın? Zeynep, evet. Arabaya biniyor, geziyor. Gerçek sigortasını ben yatırıyorum, kaskosunu ben yatırıyorum. Gerçekten. Anne şu kadar eksik var. Anne şu kadar şöyle. Geziyor, yiyor, içiyor. Seni de gezdirmiyor. Beni de gezdirmiyor. Para da Gülnaz'dan gidiyor. Zeynep Hanım şıkkır şıkkır geziyor.